Kim ayarlarınla oynadı bakayım senin? Hı? İhsan mı? Asena. Karşısındakini sinir etmek en iyi bildiği iştir. Hoşver Ediz. Kimse kim işte. Babana ve Asena'ya karşı bir türlü sakin kalmayı öğretemedim sana. Boşver sen babamı da Asena'ya da. Burak. Merhaba. Merhaba mı? Senin ne işin var burada? Ben... Benim... Burada işim... Ben... Yani... Aslında sen Serra... Burada mı yaşıyorsun? Evet, burada yaşıyorum. Da asıl soru bu değil. Senin ne işin var burada? Şey ben aslında tam sokaktan böyle bir geçiyordum. E bir de konuşabilse anlatacak ama ya ben tam işe gidecekken bir baktım bu. Ya Şaşkın Sepeliksin apartmanın önünde duruyor. E ne iş deyince seni sormaz mı? Ya ben de aldım buraya getirdim ya. Önce evin burası deyince inanmadı. Yanlışım vardır dedi ama. Doğruymuş. Şey yani... Benim aslında bu yakınlarda bir randevum vardı. Bu yakınlarda? Bu yakınlarda. Ben o randevuya gelirken işte arabayla geçiyordum. Ondan sonra bir baktım. Bütün popüler mekanlar buradadır değil mi Serra? Yani bütün sosyete buradan sorulur zaten. Nazlım. Daha fazla uzatma istersen. Ama yani... Tamam. Hadi sen işe geç kalmıyor musun hem? Ayar vermeden de duramaz pabucumun kenarı. Serracığım, arkadaşın kapıda kaldı. İçeri davet etmeyecek misin? Yok, ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım? Buraya kadar gelmişsiniz. Hadi Serracığım. İyi, hadi geç. İşe geç kalacakmışım, yok bilmem ne. Salak şey, kendini bir sanıyor. Sanki kendisi holdingde çalışıyor ya. Aptal şey ya. Hop. Sen miydin? Ne o kız? Bu arı tüten düdüklü tencere gibi yürüyorsun yolda ha? Boş ver. Öt hadi öt, iyice harret yapmadan. Kim kızdırdı seni? Serra hanımefendi. Serra mı? Hayırdır yavrum, ne alaka Serra? Sinir şey, kendini sanıyor. Ya kapı ağzını günlük ayırını verip evden kovdu resmen beni ya. Ya kesin bir alt yemişsindir sen ya. Sen de bilip bilmeden konuşma Barbar. Ne hindir o Serra karısı, yere bakan yürek yakandır. Maymun eder iki dakikada insanı. Diyorsun. Okulda fingirdeştiği çocuk kapılara dayandı az önce ya, ne haber? Yok devenin nalı. E gözüm aksın yalanın var ise. Artık aralarında ne geçtiyse. Al bak, afilli arabası da kapıda. 50 paralı tip. Ya anne kız kaçırırlar mı tabii, apar topar oğlanı ev aldılar ama. Oha lan oha. Bak sen. Ne yani şimdi bu herif Serra'ların evinde öyle mi ha? Evet de sana ne oluyor Barbar? Ya ben ne anlatıyorum, sen neye takılıyorsun? Elin oğlunu evine almak ne demek lan ha? Allah Allah, ne oldu, zoruna mı gitti? Hayırdır, mahallenin namus bekçisi olduğunda haberimiz mi yok? Manyak mıdır nedir ya? Delilere zam gelmiş, o da bize rast gelmiş. Bir yandan Serra, bir yandan Barbar. Barbaros! Barbaros! Bir meraklı aşımız eksikti, o da geldi, tam oldu. Hah, buyur abla. Yan tarafa gelen oğlan kimmiş? Mahalle girişinde kimlik kontrolünden kaçmış Ayta. Ben de bilmiyorum. Hah, anlamadım. Ya neyi anlamadın ya? Ben de bilmiyorum işte.
Misafir falandır herhalde, ne olacak? Misafir olmaz. Sevmez onlar misafir falan. Maşallah Ayşe abla, senden de kaçmıyor be. Kızın yavuklusu falan olmasın. Sormadın mı Nazlı'ma kimmiş diye? Görüşüyordunuz ya demin. Ha, sordum, söyledi. Müteahhitmiş. Yan tarafı yıkıp AVM yapacaklarmış. Sahi mi lan Barbar? Onların yetmez arazisi, bizimkini de alsınlar. Ya bir gidişin Ayşe abla, gözünü seveyim, ne diyorsun ya? Maşallah köpek balığı gibisin ya. Yemi görünce var ya hemen atlıyorsun üstüne. Ya gir içeri hadi, boş yapma, gözünü seveyim ya. Aman size de bir şey sorulmuyor be. Bizi tanıştırmayacak mısın Serra'cığım? Serra bu aralar çok yabani oldu. Nilgün ben. Serra'nın annesiyim. Burak efendim ben de. Serra'nın okuldan arkadaşıyım. Öyle mi? E buyurun, ayakta kaldınız. Buyurun lütfen. Tabii. Serra'cığım madem misafirin de geldi. Tam operatif saati. Birer drink alıp sohbetimize öyle devam edelim. Ha? Ne dersin? Anne ne drinki ya? Evet yani hiç gerek yok. Dediğim gibi benim bir randevum var. Ona gideceğim zaten. Olur mu canım? Bir şey ikram etmeden kesinlikle bırakmayız. Değil mi Serra'cığım? Ne alırdınız Burak Beyciğim? Yani eğer size zahmet olmayacaksa bir su içerim Serra Hanımcığım. Yok canım, ne zahmet. Muz varsa muz da getir canım. Tokum aslında ama. Teşekkür ederim. Nasıl? Daha iyi misin? Tabii daha iyisin. Çünkü senin ilacın benim. Ya ne demezsin? Ay ay ay. O New York'ta birlikte olduğum toy çocuk nerede? Sen neredesin? Tabii. Değişim olmadan gelişim olmaz deyip duran bir öğretmenim var, ne diyorsun? Onun eseriyim diyorsun, öyle mi? Böyle aklına yatanları hemen nasıl da kendine uyguluyorsun? Aferin sana çekirge. Çekirge mi? Hı. O nereden çıktı şimdi? Yani işte aramızdaki kuşak farkı da bu kelimede saklı Selim'ciğim. Ha. Hı. İyi bakalım. Çekirge. Ben bir duş alayım. Dur. Yalnız... dediklerimi unutma, olur mu? Hangi konuda? İntihar meselesi Selim'cim. İstemediğin hiçbir şeyin sorumluluğunu taşımak zorunda değilsin. Peki. İyi ki geldin Burak için. Sağ ol. Serra'nın arkadaşlarıyla tanışmayalı yıllar olmuştu. Çengelköy'deki evimizde sürekli misafir ağırlardık, hatırlıyor musun? Siz önceden Çengelköy'de mi yaşıyordunuz? Evet. Eşimin işleri bozulmadan önce bizim bambaşka bir hayatımız vardı Burak'cığım. Böyle yokluk çekmişiz. Anne, yeter. Aa, ne oluyor, konuşuyoruz. Sen randevuna geç kalma istersen. Evet, doğru söylüyorsun. Serra iyi hatırlattı. Dediğim gibi benim burada bir randevum vardı. Ben kalkayım artık. Peki. Lütfen yine gel Burak'cığım, yine bekleriz. Tabii tabii, muhakkak. İyi günler Nilgün ablacığım. Afiyet olsun çocuğum. Vay arkadaş. Hakikaten doğruymuş. Almışlar olan evi. Ulan Serra. Bir de Arap'la onları kesiyorsun sağda solda. Mantıklı bir açıklaman vardır inşallah. Yoksa yemin ederim elimde kalacaksın. Evet, seni dinliyorum. Yabani bu ya. Hiçbir şey anlatmıyor ki bana. Ne diyeyim, benim kötü bir niyetim yoktu. Yok, hala yok. Ya sen psikopat mısın? Neyin kafası bu? Serra, ayıp ediyorsun ama böyle psikopat falan olmuyor. Senin yaptığın ayıp değil mi? Resmen takip etmişsin beni. Sapık mısın nesin? Saçmalama Serra, sapıklık nereden çıktı şimdi? Hem zaten bak bu kadar yükselmeyelim. Nilgün abla da içeride, sakin.
Nilgün abla da oldu. Nilgün Hanım olsun. Ay tamam. Tamam, rahatladın mı? Geldin, gördün, evi de gördün, annemle de tanıştın. Senin kafandaki Burak şu anda ne yapacak? Gidecek bunların hepsini arkadaşlarına bir bir anlatacak değil mi? Sen böyle düşünüyorsun. Ay çok da umurumdaydı. Serra, peki sen neden okula gelip hepimize kendini bambaşka birisiymiş gibi tanıttın? Ben mi? Sen. Bambaşka bir Serra olarak tanıttım. Ne dedim? Zenginim mi dedim? Ya ben sana söylemedim mi kim olduğumu, ne olduğumu? Hatırla, inanmadıysan bu senin sorunun, benim değil. Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. Sen haklısın. Ya ben size kendimi anlatmaya mecbur muyum ayrıca? Ya değilsin ki, biz bu konuyu bu kadar uzatmak zorunda da değiliz. Artık uzatmayalım. Diyorsun. E dedim. Yalan ya. Yuh ulan. Ulan iyice bunlar karı koca olmuşlar lan böyle tartışmalı falan. Ulan utanmasa sokak ortasında öpüşecekler. Ne oluyor acaba? Kim ki bu çocuk? Nereden çıktı böyle pat diye? Peki yani Nilgün... Pardon, Nilgün Hanım'ın içeride söylediği bu Çengelköy'de yaşıyorduk olayı doğru mu? Sana ne? Ya peki siz ne oldu da buraya taşındınız? Sana ne? Seni ilgilendirmez demek yani. Ne olduysa oldu. Serra bak, benim bu gördüklerim ikimiz arasında kalacak. Tamam mı? Söz. Söz diyorum, sana söz veriyorum. Yemin ederim ben bunları gidip de hiç kimseye anlatmayacağım aramızda. Ya sen iyi misin? Benim nerede yaşadığım, kim olduğum bir sır değil. İkimizin arasında kalması gereken hiçbir şey yok. Siz o bit beyinlerinizle kafanızda bir Serra yaratmışsınız ve buna inanmışsınız. Olan biten bu. Hadi naş. Hayırdır, ne oluyor, sen kimsin? İzin aldın mı koçum? İzin? Neyin izni? Mahalleye giriş izni. Oğlum kişileri görmedin mi mahallenin girişinde? Bizim muhtar yabancılardan para kesiyor. Ha? Korkma lan. Korkma oğlum, yemem seni. Neyin peşindesin? Ne ulan? Trip mi atıyorsun sen bana yoksa ha? Bana bak lan titrek. Şansını fazla zorlama. Keser veririm eline uzayan dilini. Anladın? Şimdi bin düt dütüne. Git bu mahalleden. Bir daha seni bu mahallede görürsem çizerim o güzel yüzünü. Başkasının bahçesinde erik çalmak ne demekmiş, o zaman anlarsın koçum. Ne zamandır böyle baş başa kalmamıştık. İyi oldu bak. Bir de mırın kırın ettin yemeğe çıkmayalım diye. Yok baba, mırın kırın etmedim. Sadece ablamlar da gelsin dedim. Ne var Kerim? Yani müsaitim, evet. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Tamam Kerim, tamam. Dava dosyasının hiçbir eksik olmasını istemiyorum. Madem bir açığını yakaladık, peşini bırakmayalım. Tamam, sonra konuşuruz. Ne davası bu? Asena'dan falan mı boşanıyorsun yoksa? Selim. Tamam tamam. Sustum, bir şey demedim. Erkan Yılmaz vakasında yeni bazı gelişmeler buldu avukatlar. Baba bu kaçıncı gelişme ya? Yani bu adamın geride bıraktığı falan kimse yok mu? Ne bileyim, onlar nerede olduğunu, ne yaptığını falan biliyordur belki. Erkan'ın yediği haltların sıkıntısını ailesi çekti. Her şeylerini kaybettiler.
Oğlu yaşananları dayanamadı. İntihar etti genç. Birkaç yıl önce bir kenar mahallede yaşadıklarını duydum. Sonra ben de bir haber alamaz oldum. Kim bilir neredeler, nasıllar. Vay arkadaş. Ne hayatlar var öyle. Yalnız sen de iyi hırs yaptın baba. Bırakmıyorsun herifin peşini. Niye bırakayım oğlum? Üzerine bir bardak soğuk su içilecek bir meblağ değil de Erkan'ın taktığı borç. Adam piyasayı dolandırıp çekip gitti. Pisliğinin takibi bitemedi bir türlü. Peki bulabilecek misin bu adamı? Yani paranı bir gün geri alabilecek misin? Ya uğraşıyor şirket avukatları işte. En son Ukrayna'da görülmüş. Karanlık tiplerle pırlanta ticaretimi ne yapıyormuş. Bugün yarın çıkar kokusun. İşte. Olmadık insanlara güvenip hayatına sokmanın bedeli bu olsa gerek. Ne diyorsun sen ya? Senin yaşın kadar benim iş tecrübem var Selim Bey. Muhakkak baba. Bana bak. Baba oğlu uzun zamandır vakit geçirmedik diye yemek yiyelim istedim. Pişman etme beni. Ne zaman biz seninle oturup düzgünce konuşabildik ki baba? Her zaman olduğu gibi ne demek istediğimi anlamak yerine sınırlarımı çizip ayar vermeye başlıyorsun. Selim uzak. Yalan mı? Hayatında bir kere oğlum derdin nedir? Niye böyle davranıyorsun diye sormadın bana. Sormadım. Sormadım çünkü 10 yaşındaki çocuk gibi davranıyorsun. Lafını evirip çevirip derdini anlatmaya cesaret edemeyen bir adamdan bir halt olmaz. Sorunların mı var? Herkesin sorunları var. Sorunlarını başkalarının tahmin etmesini boşuna bekleme oğlum. İma edeceğine, çocuk gibi tavır koyup küseceğine. Neyse derdin, söyle direkt karşındakine. Büyü artık ya. Koca adam oldun. Ayrıca Aslan ile uğraşmayı da bırak artık. Nedir yıllardır alıp veremediğin o kadın da anlamış değil mi? Annem ölüm döşeğinde yatarken siz ikinizin hiç utanmadan yan odada cilveleşmesi. Yeterli bir sebep olabilir mi sence baba? Sera. Şimdi bu Burak... Ay anneciğim, anlatacak kadar önemli biri değil demedim mi ama? Niye yine aynı konuyu açıyorsun lütfen? Neden bu kadar tepkisel davrandın anlamadım çünkü. Çünkü hak etti. Neyi hak etti? Of. Adı üstünde, okul arkadaşı. İzinsiz bir şekilde hayatıma girmeye çalışmasından hoşlanmadım. Bu kadar. Hadi soğutma. Sera, yoksa sen benden utanıyor musun? Ben şimdi böyle ilaçlar yüzünden bazen saçmalıyorum. Sen o yüzden arkadaşlarına tanışmamı istemiyor musun? Bak doğruyu söyle. Anne. Olur mu hiç öyle şey? O nereden çıktı? Ya insan annesinden utanır mı hiç? Aşk olsun. Ne bileyim. Yok öyle bir şey. Çıkar aklından. Ben Burak'ın öyle birden kapıya dayanmasına sinirlendim sadece. O kadar. Seninle hiçbir alakası yok. Gel. Oh. Canım. Sevgili. Uyumadın mı daha? Seni bekledim. Erkencisin. Baba oğul geç vakte kadar takılırsınız diye düşünmüştüm. Nasıl geçti yemeğiniz? Hadi Asena uyu sen. Ben daha duş alacağım.
vermişler. Bravo Selim sana, huysuz çocuk. Bana ekstra hiçbir iş bırakmıyorsun. Günaydın Ayşe teyze. Evi müteahhite veriyormuşsunuz. Doğru mu? Müteahhite mi veriyormuşuz? O nereden çıktı? Dün gelen oğlan müteahhit değil miydi? Değildi. Ama Barbar şey dedi. Barbar kim ya? Hani var ya, hapisten çıktı köpekli bir oğlan. Ayşe teyze, ben okula geç kalıyorum. İyi günler. Çıkıyorsun böyle şey. Ya ben iki gün şunlardan yesem net 5 kilo yapışır üstüme. Aşkım sen nasıl yiyip kilo almıyorsun? Delireceğim vallahi. Çünkü ben sen değilim. Çünkü ben günde 3 saat spor yapıyorum. Senin gibi pofidik yastık gibi oturmuyorum bütün gün. No pain no gain yani, anladın? Huysuzsun Biricik ya. Huysuzsun, huysuz. Ve tatlı. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Burak Bey gelmedi mi daha? Gelmedi vallahi, henüz görmedik kendisini. Yani belki de bizim evinden alıp böyle gelecektir okula. O yüzden geç kalmıştır. Ne bu imalı ton şimdi Biricik? Ya hiçbir şey anlamadım. Bir şey biliyorsan bana da söyle. Ha? Yok, ne bileceğim. Belki de diyorum Serra'yı almaya gitmiştir. Onunla birlikte gelecektir. O yüzden geç kalmıştır falan, her şey olabilir. Serra mı? Ay yok. Her taşın altından Serra çıkıyor ya bu aralar. O yüzden yani. Burak belki de o yüzden geç kalmıştır diye ironi yapayım dedim. Anladım. Gerçi böyle içimde ufak tefek şüpheler yok değil. Ay aman neyse, şimdi siz magazin yapıyor dersiniz. Ay ne magazini? Bu bayağı medyumluk oluyor aşkım. Ve beklenen adam da göründü. Ve gayet yalnız gözüküyor. Yanında Serra falan da yok. Uyuyakalmış belli ki, ha? Olabilir. Uyuyakalmıştır. Ben çıkıyorum. Sevgilim, sen biraz kilo mu aldın? Göbeğin çıkmış. Bu yaştan sonra mankenlik yapacak halim yok. Çık versin. Zararı yok. Ben seni her haline beğeniyorum. Ha şu doğum günü davetinin listesini yaptıktan sonra bana da bir göstersene. 1-2 eklemem olabilir. Aa İhsan, o sıkıcı kalantor arkadaşlarını çağırmayacaksın partime değil mi? O kalantor arkadaşlarımın eşleriyle arkadaşlık etmek için az uğraşmadın zamanında. Ne oldu? Niye beğenmiyorsun şimdi? İlla lafımı böyle yanlış yerden anlayacaksın. Aşk olsun. Ben böyle samimi bir grup arkadaşımızla eğleneceğimiz tatlı, güzel, küçük bir parti istemiştim doğum gününde. Hadi akşam da görüşürüz. Burak, gecikmen konusundaki karanlık şüpheleri bir aydınlat istersene. Biricik'in seninle ilgili tezleri vardı da. Siz zaten şu bilmece gibi konuşma huyunuzdan bir türlü vazgeçmediniz. Yani şimdi sabah sabah başlatmayın tezinize de, hipotezinize de. Birileri bugün bayağı huysuz. Aynen kardeşim, nedir bu halin? Oğlum hiç sorma ya. Dün gece benim siteye biri girmiş, otoparkın içine girip benim arabayı patlatmış. Ne? Aa, şaka ne yapıyorsun? Çizmiş arabanın her tarafını. Arabanın. Güvenlikte hiçbir şey görmemiş yani. Peki kamera kayıtları falan? Baktık sabahtan beri onları tarıyoruz ama... Sonuç? Sonuç yok. Herif profesyonel. Yani tüylerim diken diken oldu. Bu ne ya böyle? Resmen adam güvenliği açmış, otoparka girmiş, sadece benim arabayı haşet edip ondan sonra çıkmış gitmiş. Ya peki kim kardeşim bu adam? Abi hiçbir şey belli olmuyor. Adamın yüzü hiç gözükmüyor zaten. Sadece kapşonlu bir adam. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Tam bir sapık işi yani. Çok korkunç. Çok geçmiş olsun bebeğim. Sen polisi aradın mı? Aradık. Polis de geldi ama o da hiçbir şey bulamadı. Çünkü eldiven takmış, hiçbir parmak izi bırakmamış. Profesyonel. Gerçekten profesyonel. Yani kesin seni tanıyan biri. Yani o kadar araba arasında koskoca otopark. Sadece niye senin arabanı patlatsın ki? Yani seni korkutup gözdağı vermeye çalışan biri gibi.
Ayağa bakmak titrek. Bir daha seni mahallede görürsem çizerim o güzel yüzünü. Tüyler diken diken. Bir nevi Freddy olayı olmasın. Ay hepimizi tek tek yokluyormuş. Saçmalama Biricik sen. Yok artık. Evet tatlım ya, sen de kötü enerjileri çağırmasın üstümüze. Ya tamam tamam. Sabah sabah yeterince uzatıp senaryo yazdınız. Yeter bu kadar. Ben geliyorum. Pardon. Günaydın. Hanımefendi beni affetti mi? Ne yapıyorsun be? Bırak şu kolunu. İşte bakın bana inanmıyorsunuz, söylüyorum. Kendi gözlerinizle görün. Kesin aralarında bir şey var. Ben sadece normal konuşan iki insan görüyorum Biricik ama. Tatlısı, nasıl görmek istiyorsan öyle yorumluyor olabilir misin acaba? Yalnız Burak ne dediyse kız büyük fırça atıyor. Ve Serhan bu kadar uzun süre biriyle muhabbet ettiğini de ilk defa görüyorum. Burak işte tatlı diliyle tavlayamayacağı kız yoktur. Değil mi Selim? Ben derse geç kalıyorum. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. İyi dersler. Yine yanlış anladın. Burak sen. Bir git ya. Ne olur rahat bırak beni. Arkadaşlarına da ne istiyorsan onu anlat. Umurumda değil zaten. Serha, Hülya konusunu merak etmiş de ona takmış kafayı. Diyorsun. Ha. Sen ne zamandan beri bu kızın bekçiliğini üstlendin de sana soruyor ya? Ben niye o kızın bekçiliğini üstleneyim oğlum? Bana ne Hülya'dan? Zaten ben Serra'nın da çok bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Yani daha çok bana sanki hani yanaşma demeyeyim de daha çok benimle sohbet etmek için sanki yanıma gelmiş gibi hissettim ben. E tabii kardeşini sen de az çok tanıyorsun değil mi? Gelen bu pası gole çevirmek için birkaç tane taktik oyunları yaptı. Zaten sen hatırlarsın Selin, değil mi? Ben sana söylemiştim. Serra'yı ilk gördüğümüzde yengen olur demiştim. Hı? Neyse ne ya. Senin şu araba konusu var ya, onu bir an önce çözmek lazım. Hadi gel gidelim hadi. Yavaş oğlum. Yavaş ye. Helal helal. Abicim sabah sabah şamar olana çevirdin bizi abi ya. Oğlum kaçmıyor Nimet. Bak önünde. İnsan gibi ya şunu ya. Yetimhane alışkanlığı Barbar abi. Oralarda sofradakiler en önce kapının karnında doyuyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam lan uzatma. Hemen bir drama. Oo, afiyet olsun beyler. Eyvallah. Hoş geldin abi. Oo, Salih kardeş. Hoş geldin ya. Ne ettin? İşlem tamam. Eksiği yok. Fazlası sana kurban olsun. Aferin sana koçum. Kılçıksız iş oldu billahi. Girdim tık tık tık. Oya gibi işledim çıktım. Helal lan sana. Titrek arabayı görünce var ya altına... Kesin var ya. Şşş. Gören olmadı değil mi lan? İz bırakmadın. Ayıpsın. Bırakır mıyım hiç? Aferin kocuğum. Zeytinyağı. Senin bu zengin olan tam bir mal. Nereden anladın lan? Ya dün ben bunun peşine takıldım ya mahalleden çıkarken. Hiç takip edildiğini falan çakmadı kendisi. Oğlum olay o zaten. Çakmayacak tabii. Doğru. Doğru diyorsun da abi. Sen olsan hemen çakardın yani. Tamam oğlum uzatma. Al şu parayı. Eyvallah abi. Salim verdiğini söyle göstermeyeyim. Benim de bir kötü. Tamam hadi uza. Tamam o zaman bir şey olursa çağırırsın. Bir telefon gelmezsem gençliğimi soldur Barbar tamam, abi. Tamam koçum ararım. Al oğlum al. Tahtayı da ye al. Evet. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Buyurun. Daha önce yaptınız mı? Yapmadım. Tamam. O zaman şimdi ayaklarımız aynen yere basıyorum. Bu mesafe iyi mi? Evet iyidir. Yavaşça geriye bırakıyorsunuz bana doğru. Nasıl geriye atıyor muyum kendimi? Bana bırakın. Güvenebilir miyim? Her zaman. Tamam. Aynen burası böyle. İyidir. Şimdi dışarı doğru çekiyorum. Aynen. Şahane. Daha önce yapmadığınız emin misiniz? Eminim. Muhteşem. Müthiş. Hocam iyi. Teşekkür ederim. Demek mankenlik yıllarımdan hatırlıyorsun beni. Hatırlamaz olur muyum? Podyumlara sizin gibisi bir daha gelmedi. Hadi canım abartma.
kadar mütevazı olmayın Hasan Hanım. Ayrıca bence hala efsanesiniz. İsteseniz bugün bile podyuma çıkıp bütün o yeni yetme mankenlerin pabucunu dama atarsınız. Serra. Şu intihar konusu. Geçen gün sen işin hiç yüzünü bilmeden gereksiz yükseldin bana. Kızın... Adı Hülya. Kız değil. Tamam işte adı neyse ne. Ya ölümü göze aldı senin için. Senin umurunda bile değil, ben inanamıyorum. Ya hayatımda sadece iki kez aynı ortamda bulunduğum birinin sorumluluğu neden benim üstüme kalıyor? O kendi zihninde bir Selim fantezisi yaratıp buna inandıysa ben ne yapabilirim ki? Doğru ya. Merhamet, empati, anlayış gibi duygular yok ki senin sözlüğünde. İntihar ediyordu senin yüzünden, intihar. Eğer gerçekten bunu yapmak isteseydi, bunu bir şova dönüştürmez, kendi kendine bir köşede yapardı. Bak sen, sanırsın uzmanlık alanın. Tamam, seni anlıyorum. Bir insanın acı çekmesi, böyle çatılara falan çıkması, bunlar hoş şeyler değil. Ama kızın psikolojik sorunları varsa ben ne yapabilirim? Bitti mi? Ne bitti? Söyleyeceklerin. Bitti. İyi günler o zaman. Efendim baba. Tamam. Sözleştik, geleceğim dedim ya. Tamam, orada buluşuruz. İyi misin? İyiyim. Her zaman gibi. Midem üşütmüşüm sadece. Geçmiş olsun o zaman. Karadeniz'de gemilerin mi battı Binnaz Hatun? Ah. Ya anne ya, bir düz yolda yürüyemiyorsun sen daha. Ah. Of, al. Kız sen benim yürüyebildiğime şükret be. Ay vallahi canım çıktı iş yapmaktan. Tamam tamam, sen yine arıza planını döndürmüşsün. Anladım ben. Yollarda yürümekten öleceğim, o zaman kına yakarsın bir yerlerine. Acıların kadını Binnaz Hatun. Söyle söyle, hadi söyle. Peşime düştüğüne göre mühim bir şey var. Ne istiyorsun? Söyle, konuş. Cin gibidir benim annem cin. Hemen her şeyi nasıl mı anlıyor? Nazlım bir bırak, söyle ne istiyorsa söyle. Para mı? Kız ne parası, daha dün verdim ya. Darphane miyim ben, para varı yok. Bak görüyor musun şunları? Pazardan beri 2 lira vermiyorum doğmuşa diye. Bunları evi taşıyorum ya sen. İsafi yok mu ya? Anne uzatma işte. Cebimde 5 kuruş para yok. Ne yapayım? Ver. Öyle mi? Bende de yok. Al bak. Var mıymış? Var mı? Of anne ya. Ya o kadar gündelik işe gidiyorsun. Ya kazandığın parayı nereye harcıyorsun? Doğrusu çok merak ediyorum. Bu ne? Öldürecek bu kız beni. Vallahi billahi öldürecek.
Ne haber Bülbül? Vay Nazocan, ne haber kızım? İyilik gözüm. Haberler sende. Neler oluyor bakalım mahallede? Kızım ne yapıyorsun ya? Devireceğim bütün elmaları. Aman aman. Malı da çok kıymetlidir Bülbül'ümün. Babam nerede? Bir yere gitti. Ben bakıyorum dükkana. Bülent'cim. Canım arkadaşım. Gözümün nuru. Bak para falan isteyeceksen yok benden artık. Yapma böyle ama kalbimi kırıyorsun. Nazlı'm yok diyorum. Kasadan da veremem. Babam kızıyor. Zaten daha geçen ay aldığımızı da yerine koymadın. Merhaba kızım. Merhaba. Ya sana dost dedik, kof çıktın ya. Bu senin arkadaşlığın mı? Hiçbir şey istemiyorum senden. Asena'cığım. Vay canım. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok, ben de yeni gelmiştim zaten. Hem İdil de aradı, trafikte sıkışmış, gecikecekmiş. Onun için iyiyiz. Süper. O ne? Ay küpemin arkası gevşemiş. Çıkıp duruyor. Aman dikkat et. Çok değerli. Yok yok bir şey. Ha tamam. Ben bu saatte burası boş olur diye düşünmüştüm ama bütün masalar dolu. Tabii. Çalışmayıp koca parası yiyen kadınların mesai saati. Normal. Ay. Pardon Asena ya, yanlış anlama. Neyi yanlış anlayacağım? Ben senin güzelliğine bakıyordum. Üstüme alınacağım bir şey yok ki. Ben daha çocuk yaşta podyumların en aranan mankeniydim. Kendi markamı yaratmıştım, deli gibi para kazanıyordum. Üstelik baban da o yüzden bana hayran kalmıştı hatırlarsan. Evet, değil mi? 10 yıl olmuştur. Annem yaşıyordu o zaman çünkü. Ya Nilcim şaka maka bizim dostluğumuz da seninle 10 küsur yıla dayanıyor. Kim derdi ki ileride arkadaşımın babasıyla evleneceğim? Kadere bak. Öyle. Sahi ne oldu sizin bebek denemeleriniz? Bu hafta enjeksiyon yapılacak. Bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Bu arada geçen gün bu tüp bebekle ilgili söylediğim şeyler için o kadar pişman oldum ki. Aklıma gelen her şeyi bir söylüyorum. Ondan sonra kendime o kadar çok kızıyorum ki. Yani senin üstüne ne vazife diye. Ne olur bütün söylediklerimi unut olur mu? Unuttum ben çoktan. Niye takayım ki? Tamam. Unut ama kendini de sakın bırakma yani. Hep böyle güzel, genç, dinç kal. Onur'un etrafında Allah bilir kaç tane kız pervane oluyordur üniversitede. Geldi. Hanımlar, bonjour. Hoş geldin. Bonjour. Ay, çok bekletmedim inşallah. Yok yok, biz de yeni gelmiştik zaten. Ya hastanenin malum bitmek bilmeyen işleri. Tam kapıdan çıkarken önemli bir bürokrat geldi. Mecburen kalıp ilgilenmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bu yoğun programın içinde değerli vaktinden bize de ayırabildiğin için çok teşekkür ederiz İdil Hanımcığım. Of Asena ya. Ev kadını tribi atmadan da duramazsın hiç. Ne haber prenses? İyiyim. Nasıl gidiyor üniversitede işler? Yoğun musun? Yoğun olmaz mı? Yani akademik yılın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini bile anlamıyorum. Bir de babamın biliyorsun üniversiteyle ilgili beklentileri. Bilmez miyim? İhsan Kutlu Say'ın çıtası her konuda yüksektir. Her ne kadar beni bazı konularda şaşırsa da. Hadi yemek siparişi verelim. Hemen. Merhabalar Tülin Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıştırayım, İhsan Kutlusay, okulumuzun sahibi. Merhaba, büyük geçmiş olsun. Nasıl, daha iyi mi kızınız? Dinlendiriyorlar, biz de burada bekliyoruz işte. Bu yakışıklı delikanlı da meşhur Selim. Ya kusura bakma oğlum. Kızım seni çok zor bir duruma soktu. Şimdi bir okul arkadaşınızı anlatıyordum. Ya durup durup ya kabak senin başına patladı gibi oldu ama. Yok yok, olur mu hiç öyle şey ya? Tekrardan size de çok geçmiş olsun.
Merhaba Serra. Merhaba hocam. İhsan Bey, tanıştırayım. Serra Yıldırım, birinci sınıf mimarlık bölümünde başarılı bir öğrencimiz. Merhaba Serra. Merhaba. Ben daha fazla geç kalmadan okula gideyim. Yine gelirim Tülin teyze. Aa, gelme sen de bir daha. Bak İmbin kolay mı buralara gelmesi? Biz de bir şey yapmıyoruz ki, bekliyoruz burada. Olur mu canım öyle şey? Bir ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? İzninizle. Sen okula mı gidiyorsun Serra? Hı hı. Selim de okula gidecek, beraber gidin. Yok, gerek yok, ben kendim giderim. Ne olacak canım, sonuçta aynı yere gidiyorsunuz değil mi Selim? Yani benim için fark etmez. Kendisi isterse gelebilir benimle. Tamam, hadi o zaman siz çıkın. Hem Serra yalnız kalmasın. Şimdi bir an önce çıkın, derse geç kalmayın. Görüşürüz baba. Size de tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkür. Ne diyor doktor? Ne zaman tanıyorsun? Doktorlarda günden çıkardım. İnşallah. İdil'cim. Bak doğum günüme mutlaka bekliyorum. Gelmezsen hem çok kalbimi kırarsın hem de gönül koyarım. Kaçırır mıyım hiç? Geleceğim tabii ki. Çok iyi. Çünkü aklına gelen herkes gelecek. Süper bir parti olacak. Selim de olacak mı? Yok sanmıyorum. O öyle ortamları pek sevmez. Haklı çocuk. Ne yapsın yaşlıların arasında? Ay aşk olsun İdil. Biz yaşlı mıyız? İdil'cim yapma ya. 70 yaşına gelmişiz gibi. Onlar yaşlı. Genciz biz diyorsun yani. Tabii ki. Sahi Asena sen kaç yaşına giriyordun? Böyle şeyler söylenmez. Ama 30 something diyelim. Hadi bakalım öyle olsun. Yalnız bu arada nasıl ilerlemiş İngilizcen? Bravo sana. Merci. Devam ediyor musun hala ders almaya? Eskisi kadar sık olmasa da alıyorum ders. Ne o İdil'cim? Genç hayranlarının trafiğini mi ayarlıyorsun orada? Telefonu elinden düşürmedin geldiğinden beri. Yes baby. Kimi kendinden büyük adamlara ilgi duyup yaşamını garantiye alır ve monoton bir hayat yaşar. Benim gibilerse gençlerle gününü gün edip hayatın tadını çıkarır. Her tercih bir vazgeçiştir neticede biliyorsun. Tatlı yiyelim mi bu güzel yemeğin üzerine? Güzel olur. Biliyor musun? Önce sen söyle. Çok iyi susuyorsun diyecektim. Hem çok iyi susuyorsun hem de karşındakini konuşturmuyorsun. Özür dilerim. Özür dilersin. Çok fazla ileri gitmişim. Tamam. Özür dilediysen konu benim için kapanmıştır. Benim hatam. Anlayıp dinlemeden sonuç çıkartıyorum. Eyvah. Serra Yıldırım günah çıkartıyor. Dünyanın sonu falan yaklaştı sanırım. Biraz trafik var. İyi oldu bu ziyaret Umur. Akıl sağlığı da bir kez kaybolunca yerine nasıl konulur zor. Allah yardımcılar olsun. Selim de çok sıkıldı bu olay yüzünden. Yani okulda herkes onu suçladı. Sonuçta genç adam bir yere kadar tahammül gösterir haksız eleştiriye. Doğru, haklısın. Ben de işin aslını astarını öğrenmeden yersiz yüklendim bizimkine. Allah'tan bu sefer pek gerilmeden toparladınız. Doğru diyorsun da. Dün akşam başka bir yerden yine gerildik yemekte. Bizim olanla ilişkimiz mehter marşı gibi olur. İki ileri, dört geri.